Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün inanın nerede yattığımızı, nerede kalktığımızı bilemedik. O kadar çok yorulmuşuz ki Nuri özellikle çok yoruldu. Ve gece de video montajı yaptı. Saat 2'de falan uyudu. Saat 6-7 gibi kalktı, işe gitti. Şu an inanılmaz yorgundur muhtemelen. Yani benden daha yorgundur. Ben de bugün balkonu temizleyeceğim. Camlar silinecek, yerler silinecek. Balkonda temizlik yapacağım. Mutfağı toparladım, temizledim. Mutfağı bile dün dağınık bıraktık. O kadar yorulduk ki. Dağınık bıraktık, yattık. Hatta ev de bayağı dağınık. Ev toplayacağım, yani ev toplamakla geçecek günüm. Bir yandan ailemle uğraşıp bir yandan ev toplamaya çalışacağım. Ailem de bu ara biraz üzgün. Yani nasıl söyleyeyim size, babası işe gidiyor ya ve geç geliyor. Biraz ailemi, yani nasıl söyleyeyim siz, daha öncesinde biliyorsunuz yazın evdeydi 3 ay boyunca. Ondan öncesinde pandemiden dolayı 2 yıl boyunca evden ders verdi Nuri. Şu anda da bir anda okula gitmesi, sabahın akşama kadar evde olması, evde geldikten sonra bile bilgisayardan, telefondan çalışıyor. O yüzden çocuk babasını çok fazla göremiyor ve ailem babasına düşkünlüğünü biliyorsunuz. Evde çok huysuz. Yani sürekli babam yerde, babam yerde, anne babam yerde. Sürekli böyle. Yani ailemle bugün ne kadar iş yapılabilirse, ne kadar yapabilirsem öyle yapmaya çalışacağım. Çünkü o üzülünce ben de onu öylece bırakıp işe devam edemiyorum. Üzülünce ben de üzülüyorum açıkçası. Bayağı da yıprandık yani bu dönemde. İlk 2 gün çok farkında değildi de ondan sonrasında daha çok şey yaptı. Umarım atlatır, alışır hızlı bir şekilde. Yani Nuri eve geldikten sonra mutlaka onunla böyle kaliteli vakit geçirmeye çalışıyor. Onunla sürekli ilgilenmeye çalışıyor. Hani özlemimi hissetmesin diye, ama işte ne yaparsın? Ne yapacaksın? Ama buradan nasıl ineceksin? İndireyim seni diyorum, hayır diyor. Kendi inecekmiş buradan. Çocuk yok, sen de sıkıldın değil mi parkta? Farklı, evde yırttı kendi parka gideceğim diye. Akşam çıkalım oğlum dedim. Akşamları çocuklar alıyor. Burada sıkıldı şimdi parkta kendisi. Kendi başına. Ne oldu, sıcak mı? Bayağı burada şeyde site içinde 6-7 tane park var arkadaşlar da böyle gezdik yani en gölge neresi diye. En gölge park burasıydı. O yüzden buraya geldik yani burası gölge. Normal merdivenden çık ya. Olmaz mı? Tut elimi, tut. Elimi tut, öyle çık. Hadi gel. Hadi. Hadi, hadi, hadi bunu başarabilirsin. Hadi. Hadi başarabilirsin. Hadi başara. Hadi, hadi. Hadi, 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 hadi. Yaşasın. Yaşasın. Güzel mi oluyor orada oturmak öyle? Evet, taş. Evet, taş. Arkadaşlar, Alim dün değil, ondan önceki gün çok gece boyunca ateşlendi. Hiç uyumadım. Sonra bir gün, yani sadece bir akşam sürdü. Sonra hiçbir şey yokmuş gibi kalktı, sabah devam etti. Şaşırdık biz de. Acaba diyorum hani neden ateşlendi? Sonuçta vücudunda bir enfeksiyon olması gerek değil mi? Bir ateş olması için vesaire. Bir şey de yok yani. Diş desen dişleri çıkardı, şürüttü bile. Baban işte, tamam mı? Aynı farklı ağladı arkadaşlar. Dediğim gibi bu ara babam nerede depresyonunu yaşıyoruz yani. O yüzden eve getiriyorum hızlı bir şekilde. Parktan çıktık, elimizi yüzümüzü yıkadık arkadaşlar. Ben yemek yaptım. Makarna yaptım Alim'e. Alim şimdi makarnasını yiyecek, sonra uyuyacak değil mi oğlum? Alim biraz parkta biraz ağladı ama sonra dedim ki ağlarsan eve gideriz dedim. Değil mi oğlum? Sonra ağladığı için eve gelmek zorunda kaldık, diğer çocukları rahatsız etmemek için, değil mi? Hadi yemeğini ye. Hadi yemeğini ye. Hem hem de. Beğenmedin mi yoksa?
Ailem soslu makarna sevmiyor arkadaşlar. Böyle sade seviyor. Teyzesi kılıklı. Ablam da böyle sever. Önce bardağı bırak, ikisini birden yapamazsın. Sırayla. Önce makarna, sonra içecek, tamam mı? Bak, içeceği dökersin anneciğim öyle. İçeceği dökersin. Hadi yerine koy içeceği. Aferin benim oğlum. Benim oğlum söz dinler ya. Annesini hiç üzmez benim oğlum. Asla de oğlum. Bugün halim uyuduktan sonra inşallah arkadaşlar şu camları falan sileceğim. Burayı temizleyeceğim. Sonra balkon için aldığım ürünler geldiğinde de balkonu tamamlayacağım inşallah. Onları bekliyorum. Halim şeye çok sevindi, biliyor musunuz? Şu taburesini boyadık ya. Taburesi çok kötüydü halimin. Hep böyle bir şeyler döktü, karaladı vesaire. Bayağı güzel oldu şu anda. Duvar boyasıyla boyadık aslında ama iyi oldu. Şu ayağına bir damla damlatmışlar. Onu çıkarmaya çalışacağım bakalım. Ne oldu? Tamam bak, oldu işte bak. Tombul kuş. Arkadaşlar bakın, kapkaraydı, tertemiz oldu. İçini iyice fıs 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 sıktım. Şuraya bak, hatta birikinti birikmiş. Şimdi su tabancasıyla içini iyice durulayacağım. Ondan sonra bir şey kalmayacak, tertemiz olacak. Çıkan kire bakar mısınız? Çok sıyormuş. Ya su tabancasını yeni icat ettim. İçine fıs 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 sıkıyordum. Sonra çıkarmaya çalışıyordum. Bu gerçekten bayağı temiz oldu. Çok hoşuma gitti. Arkadaşlar şöyle sandalyeyi geriye çektim ve o şekilde katlaya katlaya buradaki camları sildim. Şu boru da çok kirli ama onu silemem. Yani şu tepedekini de silemem. Dengem kaybolur diye korkuyorum. Yani burada da dediğim gibi sandalyeyi geri çekerek sildim. Orası kaldı, artık yapacak bir şey yok. Akşam da oraya sildirelim. O şekilde yani arkadaşlar, camlar bitti. Şimdi yerleri yıkayacağım ve bitecek inşallah burası. Tertemiz oldu. Arkadaşlar vallahi camları bayağı güzel güzel sildim.
Şu boru var ya, boruya da villanın ucuna bez bağlayıp boruyu da sildim. Yani tabii sağlıklı bir temizlik olmadı ama olduğu kadar. Altında böyle damla damla su lekeleri vardı. Onlar gitti en azından. Bayağı çamur gibi olmuştu. Onları falan temizledim. Onun dışında böyle temkinli bir şekilde camlarımı sildim. Şimdi de şu yerdeki boya lekelerini kazıyorum. Bunlar aslında birçoğunu dün ben şey olmasın diye, hani iyice kurumadan çıkartayım diye birçoğunu çıkardım. Az şey var şu anda. Çünkü belki ertesi güne kalırsa çıkmaz, zor çıkar diye. Birçoğunu çıkardım. Şöyle kalanları da çıkartacağım ve sonra yıkama işlerine geçeceğim. Şuraya oturacağım. Keyifli keyifli kahvemi içeceğim. Kahvemi de döktüm. Getirirken. Nuri gelmek üzereymiş. Gelirken bir şeyler alacak. Evde yapacağım bir şey yok maalesef. Sonra birlikte yemek yapacağız Nuri'yle. Bugün Afrika yemeği yapacağız. Geçen fufu yapmıştık biliyorsunuz. Yemin ederim böyle tadı diyorum. Tadı damağımızda kaldı böyle. Bekliyoruz onu yapalım, onu yapalım diye. Ablam da yemek yedik vesaire derken bir türlü yapamadık. Şimdi bugün Afrika yemeği yapacağız inşallah. Vay vay vay. Karışım Bakın. ne koymuş? Bakın kim geldi. Tatlı kocam geldi. Geçen biri Tamam. yazmış ki Nuri. Nuri gelince eve neşe geliyor resmen. Bir anda konuşmaya, gülmeye başladı. Tabii ki yani. Ne bileyim yani. Ay, Nuri'yim. O kadar baba bana boşuna Nuri koymadı herhalde. Abimin kardeşi Nuri mu koysam? Arkadaşlar bir şey olur mu? İsmimi oğluma versem? Bence versen. Hatta Ali'nin ismi de şey olur Nuri falan. Ben de Nuri'yim. Yani arkadaşlar anlayacağınız evli adamlar varsa bu hayır demek. İsrar etmeyeceğim yani. Nuru Ya da senin isminle Fatma değişir Nuru koyayım. Yani böyle örnek verince bıraktım. Yok şey bizde mesela dedemler ya da doğrusu bizim aile erkekler Mehmet kızlara Fatma koyuyorlar. Benim evet. Fatma gördüğü size. Evet şeyde anımsın var benim de kızı da Fatma değil mi? Evet amcamın kızının adı da Fatma. İlla ki herkesin de dedeler. Sonra işte babamın adı mesela Mehmet. Amcamın da diğer adı Mehmet galiba. Dede de Mehmet. Mehmet. Abim de Mehmet. Abim de Mehmet. Hepsinde. Belki biz de verebiliriz yani. Su ismi var mı? Nuri Mehmet. İşte yok belki siz de mi herhalde? Ya sen daha ne istiyorsun? Soyadını Nuri yaptık çocukların. Daha ne istiyorsun ya? Evet arkadaşlar bu arada soyadımız Nuri. Bunu girmeyelim hiç. Evet bunu ayrı bir video çekelim. Arkadaşlar şimdi bugün geçen videoda çok böyle konuşma olmadı, fufu yaptığımızı tarifi de vermedik dedik. Bugün ben de işten erken geldim. Zaten işim şu an yoğun arkadaşlar. Yeni kayıtlar geliyor, öğrenciler, takviye programı. Geçen sene eksikler tamamlıyoruz ve idarede olduğum için yoğunum. Bugün çok yoğun değilim. Dedim size fufu tarifi. Zaten dedim. Biraz erken geldim. Evet, sipariş ya verdim zaten gelirken ama bakıyorum siparişimi yarısı kadar yapmış hanımefendi. Yani. Sen demedin mi gelince yapacağım ben diye? Allah Allah, ben niye seni aldım o zaman babandan? Ben bir şey o kadar seni evlendim. İlk hamileliğimde, ilk hamileliğimde aman aşkım bakım, aman aşkım ben yaparım. Ya bu ne sana Ben Hadi. Var ya ceviz badem böyle ağzım uzun uzun kaldı. Hadi ardın bebeğim ya ardın. Tamam ısrar ediyorum da bu sefer ısrar edecek zaman yok. Şey, şey evde değil. Evde değil. Balıkları araştırdı. Hangisinde civa var hangisinde yok. Allah fufu iptal. Arkadaşlar sonra balık almaya gidiyor. Ne zaman balık yedik biz? En son ne zaman balık yedik? Bu hamilelikte ne zaman balık yedik? Hiç. Biri bile yemedik.
Ama aldım. Bak alma deme. Çocuğun doğunca şey... diyecek ki babam bana ayrımcılık yaptı. Ailemi daha çok sevdi, zeki olsun diye balık yedirdi. Beni sevmedi, balık yedirdi. Şimdi üzüldüğüm için kafam duvara vuruyorum. Arkadaşlar! Bir tanesi yeterli. Kafam vuruyor. Bir daha vuracağım! Elini vuruyor. Ailem geliyor. Ya, ailem bu da bir şımarıklık hissetti ya burada. Başına dört tane oradan geliyor. Şunu kapatalım. Arkadaşlar şimdi eti şey yapıyoruz. Şöyle göstereyim evet, size şimdi... kamerayla. Getir bakalım. Arkadaşlar şimdi tavuğu parçaladık. Parçaladıktan sonra soğanla sarımsak koyduk ve kaynatıyoruz. Soğan ve sarımsakla kaynatıyoruz ki soğan sarımsağın tadı geçsin ete. Evet. Normalde baharatla atıyorlar da baharat yok. Çünkü ben baharat sevmiyorum kaynatırken. Ben seviyorum ama fedakarlık kocaların görevidir. Ben karıcığımın baharatlarla tiksindiği sırada bıraktım. Hadi orada, hiç varma yapma. Arkadaşlar geçen fufu siz net görmemişsiniz. Hatta video hızlı çektiğim için çok göremedi. Göreceksin bugün her şeyi. Doğaldan yavaş yavaştan çekeceğiz. Fufu yapması çok zor arkadaşlar. Şöyle bir ışık daha açayım. Hah, böyle daha güzel görünüyor. Yani çünkü şey, fıstık ezmesiyle tekrardan pişiririz. O daha güzel olur. Şimdi sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar. Bu koskoca zencefi. Sayın seyirciler. Zencefiyi komple içine koyacağım. Bebe sonra çıkar mısın? Nerede sıkalım? Soğan işte atmadım zaten. Bir tane rondelemek için tekrar sonra geliyoruz. Rondelemek için tamam. Böyle eskiden şey vardır benim, bayramda mı yapıyorduk ya, Ramazan'da mıydı? Sen söyle adını. Ya biz zaten var ya, pandemi girdikten sonra eski hayatımız şey oldu ya. Herkes yani. Allah aşkına sadece bizim olurdu. Bizim bayramlarda hatırlıyor musunuz? Bayramlarda bütün Afrikalılar, Ankara'daki bütün Afrikalıları çağırırdık, dolaşırdık evde. Sonra işte ilk gün bütün sakatatları pişirirdik, bir de kavurma pişirirdik öyle. Evet, bazen... Sonra ben sakatatlara karışık geçirirdim böyle. Kocalara kızardım, sakat pişirme benim evde, çok kokuyor. Çünkü... Çok kokuyor. Her hamileliğimde... her... Ya, o zaman da hamileydim. O zaman da hamileydim. O zaman da hamileydim çünkü arkadaşlar. Hep hamileliğime denk geliyor. Ben evet. Kokuya dayanamadığım için. Yok, hamilelik zaten bayrama geçmek ihtimali yüksek bir aylık sürdüğü için. Yani normal yani. Herkesin hamileliğin bayram geçiyor. Tabii ki belki de olabilir. Bayramdan sonra hamile kalıp da bir daha bayram dönene kadar doğum yapanlar da vardır. Ama seninki öyle dengelmemiş. Şimdi arkadaşlar bunu küçük küçük doğradım ya, bunu rondeleyeceğiz. Bizim rondo şeyimiz ablada kaldı. Bir kırmızı şey var bu senin hayatım. Nerede o? El rondosu olan. Kırıldı ya o. Yok, el rondosu olan kırmızı var ya. Kırıldı. Ben sana göstereceğim. Yani. Tamam, altını mı kullanacaksın onu? Evet, evet. Tamam, onu da altını. İleride. Altını kullandı, üstü kırıldı yani onun. Bunu el rondo yapacağız değil mi? Evet. Bu el rondoydu, böyle füfük iple. Ama kırıldı işte. Kırıldı artık. Biz makinelere yine şekilde fayda veriyoruz. Ama yani içinde rondo yapmak için iyi oluyor. Biraz derin bir kap ya. Evet. Bakalım. Şunları iyice doğru koy. Şunları yıkayım ben. Bir, iki. Çorba biliyor musun? Biraz bol yapalım. Arkadaşlar bu arada anlatmadık. Fufu öyle bayıldık ki ikimiz, he? Vallahi. İki kere biz yedik, üçüncü kez olacak bugün yani, tadı mı? İki kere mi? Aynı gün. Damağımızda kaldı ya. Ben bir kere yedim, Nuri aynı gün içinde iki kere yedi yani. Bir kere yaptık normalde. Evet, bir kere yaptık ama böyle o günden beri sürekli, ben videoda demiştim zaten, hadi yapalım, hadi yapalım, hep böyleyiz yani, o kadar güzeldi ki. Yani bugüne kadar mesela Banku'yu, Rice Pot'u falan da çok seviyorum ben Abdullah, ama yediğimin en güzeli buydu. Abdullah da Canada, onu bir iletişime geçireyim de. Hangi Abdullah? Aspire. Şey, tamim mi? Yok. Yok, tamim burada. Tamim nereye? Abi bekarlar, bekarlar öğrenciler gidiyor, evliler gidemiyor. Ben anlamadım. Vallahi evliler gidiyor, evliler gidemiyor. Bence ama
Ama fufu da yalnız yapıp da bekletmiyor biliyorsun değil mi? Ama bunu hepsi yapardım ya. Nasıl hepsi? Bunu hepsi yapardım. Zaten o günde de, o günde de böyle yemişiz diye. Aa, iyi o zaman. Hepsi yapardım. Evet, şimdi ne olacak Fatıma Hanım? Bunu rondeleyeceğiz. Fufu... Keşke birini davet etseydik, Deniz Fufu dedirtseydik. Kim davet edebiliriz şu an? Şu an kim? Çorumlu Amir'i arayayım bakalım. Ara Çorumlu. Yani ara bakayım. Çorumlu arkadaşlar, beraber deneyeceğiz. Hadi sesini aç. Evet. Ama ben arasaydım. Yani, telefonu değiştireceğim arkadaşlar. Tabii o sonu zaten çağırdı. Arkadaşlar şimdi Çorumlu Amir diyor. Şanslı kişi kim olacaksa onu buraya getireceğiz. Gerekirse arabayla gidip alırım, getiririm. Yemek hazır olursa yerim, seni beklemem. Fufu yapmadan gideceğim tabii ki yani. Fufu hamile kadın yapamaz. Ne yapıyorsun Nuri? Alo, kanki ne yapıyorsun ya? İyi vallahi Nuri, ne yapayım ya? Ne yapıyorsun, nasılsın? Neredesin? İyiyiz dostum. Ne yapıyorsun, planın var mı senin? Dur. Seni gala yemeğe yedireceğim. Müsait misin kanka? Seni gelip alırım şimdi eve. Ne zaman? Şimdi işte. Sınav mı? Şu an şey düşünüyorum. Ha, sürücü kursu. Abi şey düşünüyor şu an, hangi yalanı söylesem. Dostum bağış ver, dur. Direksiyon sınav mı, yazılı sınav mı? Yok, yazılı sınav. Dostum çok kolay ya. Çalıştın mı? Şimdi, ulan dostum. Belki şu an dokunma. Şimdi başlayacaksa dokunma ya. Sınavda bir gün oldu. Bak kanka sen testi çözün. Sen şey soruyor hayatım. Sen bunu test çözüm var. Bunu test uygulamalar. Sorular çöz. Ben onlara bakacaktım aslında şimdi. Evet, onlar çöz. Yeter. Kitap okumana gerek yok. Aynı sorular tekrarlıyorlar. Tamam dostum, yani sen çalışsan. Fufu başka zaman çağırır seni. Çünkü Fufu yersin, sınavda kalırsın. Merhaba. Tamam merhaba. Dostum, hadi görüşürüz. Anne. Aşkım. Kim var başka? Canım. Mustafa Ali canım. Hayır Mustafa. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Çorumlu Ali yakalamadık. Birkaç kişi daha deneyeceğiz ama şimdi yemeğimizi odaklayalım. Geç kalıyoruz çünkü. Karnımız acıktı. Ya bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Başka zaman planlı yaparız artık onu. Evet, bunu plansız da yapalım. Bir öyle karambolu yapalım dedik. Olmadı. Bir de başka zaman dedik. Belki o zaman onu alırız. Ama bunu düşünelim. Kimi çağırırız? Takipçimizde de yapabiliriz. Takipçimizde de bizi çağırabiliriz. Bu arada arkadaşlar, geçen yaptığımızda bir görseniz Ali'm nasıl beğendi. Nereye gidiyorsun? Nereye bay bay? Bak bu yeni mi? Nereye gidiyorsun bay bay deyip de? Aşkım şimdi böyle yakından çekebilirsin beni. Leave it, leave it, close it. Halim üstüne mi döküldün oraya? Bir şey dökülmüş. Yumurta yok, yemek yapıyoruz. No, we are cooking food, Halim. Neyse, yemekten o sonra özel değiştir. Yemek olmaz mı? Düşürdü. Ra, mini. Evet, nerede canım fıstık? Kaz. Yemekten sonra çay içelim şurada oturup böyle. Ya bir de şeyde sıfta yapacağız değil mi? Balkon takımımız sıftası. Tam fufu yakışır tam ya. Tam fufuluk bir sıftası yani. Arkadaşlar fıstığımız kızartmaya başladık. Öncelikle böyle güzelce kızartıyoruz.
Alim efendi de babana yardım etmeye geldik ama alim daha bu tavukları kesiyor. It's hot alim. Daddy, look, it's very hot. It's very hot, yes. What do you want? What do you want? Eh? What's the name? What is it? Say it. What do we call? Tavuk. Okay, wait. Understand if it's a tavuk here. Açın gel biraz yukarı var halime. Yes sir. Ben de fıstık kızartman yeterli artık arkadaşlar. Serçamızı koyabiliriz. Zaten onları da koyun da kızartacağız daha biraz daha. Sonra burada haşır. Halime bak. Tavuk. It's called chicken, Halim. Chicken. Chicken, no, don't give it to me. It's hot. Önden demiş salçayı fıstığının içine koydum. Ateşi birazcık daha vereyim. Bu arada birazdan böyle fokur fokur yakıyor. Bu tarafta var ya pis olacak bu duvar kısmı var ya buralarda. Ay evet ya. Ne? Her ev hanım burada tepki verir. Ama benim ev hanım asla tepki vermez. Der ki kirlet Nuri. Canım kocam, canım sağ olsun. Kufunun başı sağ olsun diyeyim artık. Kufunun başı sağ olsun. Kufu için buna bırakmamak lazım. Arkadaşlar fufu beğendiği için benim hanımcığım burada bir şey yapmaz yani. Fırça yemeyiz oradan. Ama beğenmemiş olsaydı fufu yasaklardı beni. Fufu için bir şey demiyorum. Fufu için? Alim de tavuklar tane tane götürüyor. Tavuk kalmayacak şimdi. Kalmayacak. Tavuksuz fufu yiyeceğiz. Tavukları en son açacağız arkadaşlar. Şu biraz daha. Ha görüyorsunuz zaten başlıyor. Güzel de böyle de kısaltacağız. Sonra. Arkadaşlar fufumuzun bir paketi bugün bitiriyoruz. Hadi. Yavaş yavaş. Şimdi buradan kaç bardak su koyacağım tahminen yani göster. Bunun kadar su koydum yani. Karıştıracağım elimle. Sonra ateşe koyup biraz tuz ilave edip kıvamına katı olana kadar karıştıracağız. Arkadaşlar. Valla aşkım gel. Alim tavuklarımız bitirdi. Vallahi tavuklar bitti. Alim wait. Tavuk bitti tavuk. Vallahi gurbuldu o onu arıyordu. O tarafa kaydığımı görmedi. Vallahi tavuk kalmadı. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Uf uf uf. Sarımsaklı, zencefilli, fıstıklı. Çorbamız kızartıyor. Biraz daha kızartsın. Sonra etimiz ve et suyuyla buraya ilave edeceğiz. Şimdi size ne göstereceğim? Burada gördüğünüz fufumuz hazırladık. Biliyor musunuz bu çorbaya bu tarafa gitsin. Fufu buradan daha rahat buradan karıştırmayayım. Burada mı daha rahat? Neyse ya bu tarafta doğru. Kısık ateşin altında. Tuz ilave edeceğim oraya. Normalde bunu Kanada tuz ilave edilmez. Ama burası Türkiye. Gana'ya, Gana Türkiye benzemez değil mi arkadaşlar? Bu kadar tuz yeterli bence. Babam gibi yanında verecek. Birbirini nasıl seviyorum? Valla arkadaşlar tavuğumuz bitti. Bakın ne kaldı. Bir şey kalmadı zaten. Ali, where is the chicken? Where is the chicken? Where is it? Ağzındaki kapı bırak. Ağzındaki kapı bırak. Halim kir topu gibi olmuş. Dondurma mı oldu bu üstü? Ne oldu bunun ya Halim'e? Dondurma ya. Ne yaptı senin üstüne Halim'ciğim? Valla bir görün arkadaşlar birazdan. Halim'in dedenin memleketini ya da babasının memleketini fufu yemeği nasıl seviyor göreceksiniz. Arkadaşlar bu çok tehlikeli. Etrafta sığıyor. Biliyor musunuz? Fazla kızartmana yok. Yoksa
kendimizi kızartacağız. Ve fufu hazır olur yemeyiz. Ve fufu fıstıklı çorbası bu şekilde arkadaşlar. Burada pul biber istediğim. Allah'ım ya Rabbi bunu karıştırmayı unuttum. Allah telefon elimde de arkadaşlar. Bırakın da halim geliyor düşürüyor. Sorun değil, tapa tapa olmadı. Bu özel un ya bunu arkadaşlar. O şeyi tapa tapa olmuyor. Normalde mısır un olsa hemen olurdu. Sürekli karıştırmanız gerekiyorsunuz. Sert olana kadar. Valla arkadaşlar çekemedik çünkü fufu karıştırmakla meşguliydim. Şimdi fufumuz pişti. Böyle görüyorsun kahverengi. Altından da yapıştırdı biraz. Yapıştırdığında pişmiş anlamına geliyor zaten. Evet. Çok böyle yapışkan bu. Kolay değil döndürme. Şimdi bunu şekil vereceğiz. Hatta hemen o kısma geçelim. Bana uyuyor. Mama. Mama. Evet. Şimdi bu şekilde. Çıkıyor mu videoda? Yok, pek çıkmıyor. Bak arkadaşlar. Böyle şekil veriyoruz. Bunu bir Gana'daki kızlara bir gör nasıl yapıyorlar. Hadi kız gel bunu yap bakayım. Sen ne demek istiyorsun? Kanalı eş almadı ve beceremiyor mu demek istiyorsun? Oradan mı lan bulup yiyorsun böyle? Hadi gel yap bakayım. Yuvarla bir tanesi buraya koyayım seni. Bu tarafa gel. Çeki bakayım hadi. Hadi benim karıcığım becerikli. Çok sert yapmışsın Nur. Şimdi bunu yaparken biraz zor olacak sanki. Hemen bahane buldu kendini kurtarmak için. Sert olacaksa orijinal bir fufu iyi pişir. Aynen. Hadi bakalım ya, şimdi. Çok sıcak. We are going to eat food. Come west. Karıcığım, görüyor musunuz? Harika olmuş karıcığım. Ellerinize sağlık. Ali, let's eat. We are going to eat. Bak fufu yaptı babansa. Bir Evet, sayın seyirciler, işte fufu nasıl bir şey, böyle bir şeydi. Şöyle de güzel bir bacak koyayım size. Canım sevgilim, çorba yeter mi biraz da koyayım mı? Koy. Bu yemeği fufu ayrı tava koyabilirsin ama gerçekten en güzelliği üstüne böyle yemesi. Gerçekten. Fufu! Eline sağlık Nuri Şef. Tadı bakmadık daha ama kokudan sadece yeterli. Kıvamı iyi zaten anlaşılıyor zaten güzel oldu. Hadi bakalım. Benim tavanım nerede? Çok güzel hayatım yemin ederim. Arkadaşlar Nuri elle yiyor genelde. Biz kaşıkla yiyoruz. Ben arada elle yiyorum. Bir türlü afrikalaştırmadım. Niye elle de yediğim oluyor benim? Kafama evet. Göre ama çok sıcaksa yiyemiyorum aşkım. Sen sıcaksa bile yiyorsun.
Fufu boy. Gana boy. Gana boy. Eat. İşte onu bölemiyor ama işte böyle arada yapıyor böyle. İşte ortasından batırsam nasıl yiyeceğim? Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Mutfağımı temizledim, pırıl pırıl yaptım. Yemeğimizi yedik, yedik, içtik, oturduk. Bu kadar işte, çalışan insanların bu kadar oluyor hayatı. Çalışan ve çocuklu insanların mı diyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Eğer vloglarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.